O zaman bu doğuştan gelişme sürecinde doğal olarak biz anne babalar biraz tecrübesiz olabiliyoruz. Evet. Bir yanda da bebeğimiz kendi canımızdaki o sıkıntıyı gördüğümüzde ister istemez de endişeye kapılabiliyoruz ve biraz büyüsün, çok bebek süreci belki atlatabiliriz, gözlem yapmakta fayda vardır diye kendi kendine söylenerek belki de ertelemenin aslında gecikme dönemini de belki de tabii çocuklarımıza ki. Yani verebiliyor. bu belki çok masum bir yaklaşım gibi duruyor ama anne babalar için kolay değil. Çünkü ameliyat lafı kolay değil. Bakın bunu her ben katıldığım yerde programda söylüyorum. Yani çocuk sahibi olduğumuz için ameliyat lafının ne anlama geldiğini duyduğunuz zaman ne anlama geldiğini biz iyi biliyoruz. Evet. Buna rağmen ameliyat diyoruz. Şimdi kasıkta bir şişlik belirdi. Evet. Çocuk da küçük tabii. Büyükler diyorlar ki mesela eskiler, evet, eskiden bu ameliyatlar daha büyük yaşlarda yapıldığı için eskiler diyorlar ki biraz büyüsün. Tamam, biraz büyüsün. Bekleyelim. Ben de şöyle söylüyorum. Tamam, bekleyelim, biraz büyüsün. Peki evet, çözümümüz nedir? Sıkışmayı nasıl engelleyeceğiz? Bir. Çözümü. İkincisi, evet, ameliyat gittikçe zorlaşıyor. Ameliyat süresi uzuyor. Bakın buraya dikkat. Önemli. Aman fıtık, değerli izleyicilerimiz fıtık, dikkat. Fıtık boş durmuyor. Bakın su fıtığı için demiyorum bunu. Su fıtığı için ayrı söyleyeceğim. Fıtık boş durmuyor. Neden? Sürekli içine organ girdikçe buradaki İçte kese... İçte büyüme o zaman değil mi hocam? Kese evet, genişliyor. Genişledikçe etraf dokulara yapışıyor ve inceliyor kese. Siz bu ameliyatta bu keseyi toplayıp bağlamak zorundasınız. O zaman diğer organları da zedeliyor. Zedeliyor. Evet. İşte testisin damarlarına, sperm kanalına zarar verebiliyor. Veya içine sıkışan organ oraya yapışabiliyor. Sıkışan organ içinde bir tehlike bu. Mesela yumurta. Evet. Kızlardaki yumurtalık buraya girdikçe ödemleniyor, burada kalabilir ve gangren olabilir. Bu açılardan kasık fıtığı ameliyatını bekleyelim. Hayır, beklemeyelim. Bunu doktor söylesin size, cerrah söylesin. O zaten onun hesabını biliyor. Buna rağmen ameliyat diyor. Evet. 2 kiloluk, 3 kiloluk bebeğe buna rağmen ameliyat diyor. Neden? Çünkü olay başlangıçta bir fıtık. Sonra bekledikçe bir testis hadisesi haline geliyor. Büyüyor. Bir kızlarda yumurtalık hadisesi haline geliyor. Her iki cinsiyette bir bağırsak hadisesi haline geliyor. Şimdi ameliyat nereye geldi bakın? Yaşı var mı diye soralım o zaman. İşte özellikle yaşı yok. Beklemeyelim diyorsunuz ama. Yaşı yok. Yani çok düşük doğum ağırlıklı değilse. Evet. Anestezi almasına engel bir durum yoksa. Yok ise evet. Durumun aciliyetine göre ben yavaş acele edelim derim ailelere. Yavaş acele edelim. Bakın ne yavaş ne acele. İlk uygun olduğu zaman ameliyat. Burada çocuk doktorunun onayı önemli, anestezi doktorunun onayı önemli. Ameliyat sonrası da riski en aşağı indirerek ama fıtık bekledikçe iş kolaylaşmıyor. Fıtık bekledikçe ameliyat süresi kısalmıyor. Fıtık bekledikçe işimiz rahatlamıyor. O zaman risk artıyor. Yine ameliyat evet, olacak. 20 dakikalık ameliyat 1 saate dönecek. Sadece çok hızlı iyileşebilecek bir ameliyat, evet, günler alacak belki iyileşmesi. Nüks etme olasılığı çok düşük bir ameliyat, nüks etme olasılığı yüksek bir ameliyat haline gelecek. Bakın buna da dikkat. Neden? Yine öyle örnek veriyorum. Diyorum ki biz ameliyatta diyorum ki biz bir kumaşa biz bir dikiş atıyoruz. Evet. Sıkışmış fıtıkta ve ilerlemiş fıtıklarda kumaş daha zayıf, daha çürük oluyor diyelim. Dikişimiz aynı, atan el aynı. Bir mesela ceket diktiğinizi düşünün veya bir kumaş diktiğinizi düşünün. Kumaş sağlamsa işiniz sağlam oluyor. Erken safhada yakalanan durumlarda kumaş sağlam. Ameliyat hızlı, kolay. Nüks olasılığı çok düşük.